Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Hoş geldiniz Aralık ayı gökyüzüne. Evet Demet, neler var? Aralık ayına yay burcunda yeni ayla başlayacağız. 3 Aralık'ta doğacak yeni ay 10 derece yay burcunda. Boğaların 8. evinde doğacak bu yeni ay. Para, ortaklaşa gelirler, yatırımlarla ilgili konularda hızlı gelişmeler olabilir. Çünkü yeni aya Uranüs'ün güzel bir açısı var. Para gelişi veya kredi alımı. Kredi alımı, para girişi, ortaklıklardan gelirler, sigorta primleri, bunun yanında ekstra ödüller, miras gibi ortak gelirlerle ilgili yapılar çok fazlasıyla ayın ilk 14 gününde karşınıza çıkacak sevgili boğalar. 5 Aralık'ta Merkür yay burcuna girince de bu konular daha fazlasıyla gündeme geliyor. 7 Aralık'ta Mars terazi burcuna giriyor. Mars'ın terazi burcuna girmesi neye sebebiyet verecek? Evet, Mars 27 Temmuz 2014'e kadar uzunca bir süre terazi burcunda olacak. Bu arada 1 Mart 20 Mayıs arasında retro hareket yapacak sevgili boğalar. Çalışma hayatınız biraz yoğun olabilir bu süreç içerisinde. Gerçekten belki günlük hayatlarında, günlük rutinlerinde bir yoğunluk olabilir. Çok şeyle ilgilenmek zorunda kalabilirler. Sağlıkları ile ilgili konular biraz riskli olabilir bu süreç içerisinde. Beslenmeleriyle ilgili bazı sorunlar da olabilir. Bunun yanında birlikte çalıştıkları kişiler, evcil hayvanlarla ilgili konularda gündeme gelecek. 27 Temmuz 2014'e kadar terazi burcunda kalacak bir Mars'ı görüyoruz. Mars'ın 1 Mart'ta 20 Mayıs arasında da retrograde hareket yapabileceğini biliyoruz 2014 yılında. Aralık ayında Mars sizin terfi etmenize, günlük iş yaşamanızla ilgili bazı hareketli olaylar yaşamanıza da sebebiyet verecek. 13 Aralık'ta çok güzel bir döngü var değil mi? Evet. 10 Aralık da güzel. Merkür ile Uranüs'ün üçgen açısı günlük hayat biraz hızlandıran, keyiflendiren, bazı sürpriz gelişmeler, haberler getirebilen bir görünüm. 13 Aralık gerçekten güzel. Jüpiter-Satürn arasındaki üçgen açı özellikle boğalara da yarayan bir görünüm. Onlar için de işbirlikleri, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, uzun vadeli, istikrarlı işler, sabırlı işler, azimli ve güçlü işler. Başarılı yani bu, ve şanslı. Bu çok önemli bir döngü. Bu döngünün ışığı altında bazı boğa burçları evliliğe gidebilir. Çok uzun vadeli iş ortaklıklarına gidebilirler. Mutlu ve keyifli şeyleri de şahit olabilirler. Kavramları da şahit olabilirler. 17 Aralık İkizler Burcu'ndaki Dorunay ürettikleri değerler, maddi gelirleri ve kendi yarattıkları yapılarla alakalı. Evet, kazançlar ve parayı temsil ediyor. Biraz kazançlarıyla ilgili konular, harcamalar ve kazançların çok yoğun olacağı bir aydayız. Evet. Öyle derim ben sevgili Demet. Arkasından 17 Aralık'ta Uranüs'ün retro hareketi bitiyor. Evet. Bir süredir Uranüs retro hareketteydi. Artık ileri harekete dönecek. Biraz daha Uranüs'ün enerjisini daha yoğun hissedebiliriz. Dışsal olaylarla daha fazla hissedebiliriz. Şu ana kadar içe dönüktü çünkü Uranüs'ün enerjisi. 22 Temmuz 2014'e kadar Uranüs ileri harekette olacak. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçince zaten boğalar için iyi. Olumlu güzel haberler gelmeye başlıyor. 21 Aralık'ta Venüs retro harekete geçiyor. Bu 31 Ocak 2014'e kadar tehlikeli. Evet, Venüs'ün yönetici gezegen çünkü. Boğalar için yönetici gezegen olduğu için retro hareket Oğlak Burcu'nda olacak. 9. ev konularında belki yurt dışıyla iş yapanlar için eğitimle ilgili konular veya seyahatlerle ilgili konularda Venüs'ün retro hareketi zaman zaman bazı sorunlara yol açabilir. Bunun yanı sıra eskiden yarım kalmış bir eğitim programını tamamlamak ya da eskiden yapılmış bir seyahate tekrar gitmek gibi. Eskiden çok keyif alınmış. Evet. Yıllar önce 8 yıl olabiliyor, 14 yıl olabiliyor. Önce gidilmiş 2006'da da Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki retro hareketi en son. Evet, 2006 yılında gidilmiş bir yere yeniden gidilebiliyor. O yıllarda yapılmış bir iş, kariyer, böyle bir dönüşüm yeniden karşımıza çıkabiliyor. İlginç bir döngü. Bu 2006 yılında olan olaylara bir kısmının tezahür edeceğini gösteriyor. Böyle bir yapısı var. Arkasından baktığımızda tabii ki 24 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Boğalar için olumlu bir durum. Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki seyri boğaların iletişim gücünü arttırabilir. Daha fazla seyahat, ilişkiler daha fazla gündemde olabilir. Merkür Oğlak Burcu'ndayken eğer yurt dışı ile ilgili işler varsa hukuksal konular, yayıncılık, medya ile ilgili konularda da Merkür Oğlak Burcu'nda
burada destekleyici olacaktır 12 Ocak'a kadar. 30 Aralık'ta Güneş kare Uranüs, evet, ve 31 Aralık'ta Merkür kare Mars ve Merkür kavuşum Plüton var. Lütfen kazalara dikkat edin. Kişisel çatışmalara yılbaşında girmeyin. Daha temkinli olun. Yılbaşı ve takip eden dönem birkaç gün içinde bazı gerginlikler yaşanabilir. Evet, önümüzdeki ay görüşmek üzere. Saygılar. Hoşçakalın. Güle güle.